Aman. Ne büyük espri, çok komik. Rüya gördün herhalde. Gel, gel. Sakin ol. Geç yerine. Kim o? O kim? Ha, bir şey yok. Hasta geldi. Karnı ağrıyor. Sen sakin ol birazcık, tamam mı? Benim uyumamam lazım. Sakın beni uyutmayın. Ben böyle sabaha kadar böyle dururum böyle. Saçma sapan konuşma. Güvendesin burada, Allah Allah ya. Bana bak. Sen deli numarası mı yapıyorsun? Ha, eğer öyleyse bizim doktor yemez. Hiç o toplara girme. Valla gerçekten delireceğim. Deli numarasına falan gerek kalmayacak. Evet, bu da çok güzel. Çocuklar, isterseniz bunu da yapıştırın oraya. Hı? Yok. En son bizim olmadığımız fotoğrafları koyalım. Hı. O da onun sevdiği şeyler sayfaları olsun. Aa, aklıma bir fikir geldi. Sevdiği şeyler için de bir ayrı bir defter yapalım mı? Bize ayrı bakar, çiçeklere falan ayrı bakar. Tamam. Olur, çok iyi fikir. Selamlar. Koruyucu babam. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Abi, annemden haber var mı? Var. Şimdi annenin yanına gidiyorum. Ona göndereceğiniz bir şey varsa ben götürürüm. Var var. Bekle 2 dakika, bitiyor şimdi birazdan. Aa. Ona fotoğraf albümü yaptık. İçinde bir sürü bizimle fotoğrafları var. Hem onun sevdiği şeylerin fotoğraflarını çekip yazıcıda bastırdık. Şimdi yapıştırıyoruz. Annem buraya bakıp neşelenir. Aferin kızlar be. Çok güzel düşünmüşsünüz ya. Çok sevinecek. Şey der misin ona? Biz onu çok özledik. Tabii. Kızın seni çok özlemiş derim ona. Tamam. Yalnız bu hemen bitmez. Evet. Tamam canım, ben beklerim. Benim vaktim var. Zaten ben de aşağıdan bir üst baş alacağım kendime. Sinan. Senden rica etsem dolaptaki kıyafetlerin hepsini alabilir misin? Bana yetmiyor da sığamıyorum. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Evet. Bir de Zeynep'in odasında mı kalıyorsun? Zeynep müzesi falan mı yapacaksınız? Anlamadım. Sen niye hala buradasın ya? Cancığım, polis o kaçak haydutu yakalayamadığı için başıma gelenler yüzünden buradayım ben, değil mi? Doğum yaptıktan 5 dakika sonra kaçırılıp türlü türlü işkencelere maruz kaldım ben. İyi de sen kendin basmadın mı o düğmeye? Dolandırıcılar senin cep telefonu aplikasyonu yüklemişler, ambulans aplikasyonu. Sen de bastın, adamlar da geldi. Yani sen salaksan polis ne yapsın? Tabii ya, yani polis böyle canileri yakalayamasın. Ama sonucunu benim gibi salaklar çeksin. Sinan Bey, ben Zeynep Hanım için birkaç parça temiz kıyafet hazırladım. Küçük bir çanta yaptım. İsterseniz siz de buyurun, eşyalarınızı alıverin odadan. Tamam, sağ ol. İçi geçmiş bunların. Sen şu arkadan bana tazesinden getir bakayım. Her ikisi de aynı mal abla. Ama ben vereyim, senin canısı olsun. Bana fark etmez. Yine ver anam, hoş. Kulağıma bir şeyler geldi. Öyle mi? Ama benim bugün seninle hiç sohbet edesim yok Deniz. Şöyle öte çekil de acelem var biraz. Durumlar bildiğin gibi değil mi Nevver abla? Eğer abim evlilik işini duyarsa çok fena olur. Allah Allah, siz ne biçim evlatlarsınız ya? Yani hangi evlat babasının kötülüğünü ister ki? Ya bir düşün, yakasından adamın bir mutlu olsun. Size ne yahu, Allah Allah. Bana bak fındık kurdu. Senin bilmediğin şu, benim babam zengin bir adam. Abimin de büyük dertleri var. Bu dertler yüzünden yakında babamın 5 kuruş parası kalmayacak. Abim de eğer seni öğrenirse
bu adam evlilik mevlilik paraları çarçurma ediyor ben bu durumdayken diye seni tepene binecek. Anladın? Bak bildiriyorum sana. Söylemedi deme. Vallahi sizin de babanızın da Allah tepesinden baktırsın. Abla buyur affedin. Senden de babandan da abinden de. Ha şunu da al ya. Hepinizden bıktım ya. Allah'ım abla, yarabbim. Abla ne oldu? Neyse bu işte tamam. Ay bunlardan alıyorum ha. Hakkını helal et. Helal olsun. Ne diyeyim? Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız Ayşe Hanım? Dertliyiz işte. Malum. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi misiniz? Hayır. İçinizde bilgisayar parçaları falan mı var? Yani bir insan hiçbir şey hissetmeden boş boş nasıl yaşar? Elbette ben de bir şeyler hissediyorum ama hissettiğim şeyleri boynuma zincir olarak dolamıyorum. Bana istemediğim şeyleri yapmasına izin vermiyorum. Kontrol hep bende. Ayşe teyze. Efendim canım. Melis geldi, biz piknik yapacağız. Tamam, ben güvenliklere söyleyeyim de size bahçede göz kulak olsunlar. Canlarım benim, nasıl da uğraşmışlar. Çok özledim ikisini de. Onlar da seni çok özlediler. Sen nasıl oldun canım? Daha iyi misin? Ağrın sancın var mı? He? Sinan, beni burada da rahat bırakmıyorlar. Nasıl yani? Dün bir kadın geldi. Boğazıma makas dayadı. Yani bayağı öldürecekti beni. Ne diyorsun sen ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Yani kapıda kimse yok muydu? Nasıl burayı aşıp da? Doktor. Ya tamam. Bir dakika, bir dakika canım. Doktor bey. Bakın Zeynep Hanım savcı burada tutuyor. Revirde tutuyor. Daha güvenli diye. Aman her nasılsa birisi kapıda güvenliği aşmış. Gelmiş burada Zeynep Hanım'ı tehdit etmiş ya. Nasıl yani? Kapıda memurlar varken. Ben de onu soruyorum zaten. Allah Allah ya. Ben geliyorum. Ya Sinan tamam dur. Nerelere daldın yine? Anneme. Acaba o tanımadığı insanların arasında nasıl uyuyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Acaba yanımıza dönebilecek mi? Böyle şeyler yani. Bence sizi düşünerek uyuyordur. Senin dağınık saçlarını, Sude'nin büyümüş de küçülmüş hallerini, Elif'in burnundan kıl aldırmaz tavırlarını. Merak etme, kurtaracaksın ne abi onu oradan. Nasıl olacakmış o iş? Vuran kişiyi yakalayacak. Ya annem mutluysa Melis. Sence annen yapmış olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum Melis. Gerçekten hiç bilmiyorum. Merak etme. Kurtulacak oradan Zeynep abla. Hadi gelin yakar topu oynayalım. Gel şunların canını okuyalım. Benim yine hayatımı kurtardın, sağ ol. Arzu emin etti. Artık kaygılanacak bir şey yok. Kolay kolay da oradan çıkamaz.
Sen harika birisin. Benim kahramanımsın. Hayatım boyunca sana minnet duyacağım. Ama... ben bu ilişkiyi artık istemiyorum. Sinan, 15 gün ortadan kayboldun. Senin öldüğünü düşündüm. En ufak bir haber bile vermedin. Hatta İstanbul'da olmana rağmen. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben sana söyleyeyim mi ne yapmaya çalıştın? Sen bir kadınla uzun yol yürüyecek bir adam değilsin. Sen daha buna hazır değilsin. O yüzden nikaha gelmedin. İşte o yüzden işini bahane ettin. Tamam, ben artık çok iyi anlıyorum. Artık biz diye bir şey yok. Ve asla olmayacak.